Merhaba Aska Gençlik. Herkesi selamlıyor. Hayırlı günler diliyorum. Ben Ramil Hüseynov, Aska Gençlik Genel Sorumlusuyum. Bugün sizlerle Azerbaycan'da yaşayan Azka Türkleri Vatan İçtimai Birliği Başkanı İsmail Rahimov'la birlikte güzel bir yayın gerçekleştireceğiz. Sizler de sorularınızı yazabilirsiniz. Bütün fikirlerinizi yazabilirsiniz konularla ilgili. Bugün Azerbaycan'da yaşanan Azkalı Türklerle ilgili gelişmeleri, gündemi konuşacağız. Azerbaycan'da yaşayan Azka Türkleri Vatan İçtimai Birliği'nin Başkanı İsmail Rahimov'la, yani ATVİB Vatan Cemiyeti ile bugün bir değerlendirme yapacağız. Öncelikle şunu söylemek istiyorum değerli dostlar. Azka Gençlik YouTube kanalımız şu anda 2000 kişiye yaklaşmış bulunmakta, 2000 aboneye yaklaşmış bulunmakta. Bizlere değer veren, çalışmalarımızı paylaşan, yayınlarımızı, videolarımızı paylaşan siz değerli halkımıza gönülden teşekkürlerimizi iletiyoruz. Demek ki sizlerin gönlünü kazanmışız ki bu kadar destek veriyorsunuz. Allah sizlerden razı olsun. Hiçbir zaman kişiliğimizden, medeniyetimizden, kültürümüzden vazgeçmeyeceğiz. Bize yakışanı yapacağız her zaman. Bunu vurgulamak istiyorum. Sizlerden ricam bu yayını daha fazla kitlelere ulaşması için de tüm gruplarda, sayfalarda paylaşarak bize destek olun. Tek ricamız budur. Bir de şöyle bir konu var değerli dostlar. İsmail Bey yayını almadan önce bu konuda bir değerlendirme yapmak istiyorum. Biliyorsunuz Azerbaycan'da yaşayan bir hanımefendi Gülnara Gasanova Bakü'den bir yayın açtı. Azerbaycan'daki durumu özetleyerek bir canlı yayında duyurdu bizlere. Biz de bu hanımefendinin duygularını insanlara yetişmesi için hem Facebook'ta yayınladığı canlı yayını Facebook gruplarında paylaştık, hem de videoyu indirerek, canlı yayını indirerek YouTube kanalımızda paylaştık. Şu anda 2500'den fazla izlenmesi var YouTube'da. Ve insanlar çoğu insana ulaştı yani gerçekten. Binlerce insanın izlemesi, bu problemleri görmesi ve aynı desteklemesi, yani çünkü eğer bir insan bir insanı destekliyorsa demek ki o da aynı şekilde o sıkıntıları çekmiştir. Ki yorumlarda da onu sezdik, onu görüyoruz. Gülnara Hanım'a karşı çok, nasıl söyleyeyim size, yakışık almaz bir yorumlar yazılmaya başladı. Onun la ilgili, yani sözleriyle ilgili değil de görünüşüyle, yok efendim tırnağıyla, ne bileyim neyisiyle ilgili yorumlar yazılmaya başladı ve bunu yazanlardan çoğu da erkekler. Yani erkekler bir kadının tırnaklarını eleştiriyorlar yani canlı yayında. Ben onlara sadece şunu söylemek istiyorum. O kadın başı dik bir kadın, egmemiş başını, güzel bir şekilde orada Azerbaycan'da yaşanan olayları sizlere aktarmış. Yani sizlere bir nevi imdat dilemiş. Demiş ki bakın bizim durum böyle böyledir. Sizler ona destek vereceğinize kalkmışsınız. Yok efendim tırnağı böyle, saçı böyle diye kadına ne bileyim ağza alınmayacak laflar ediyorsunuz. Yani ayıptır. O kadının şey üye olduğu dernek ya da STK önemli değildir dostlar. Kadının kadın olduğu önemlidir. Bizim için DATUB üyesi olan da DATUB çalışanı olan kadın da aynıdır. Bizim için bizim yanımızda olan kadın da aynıdır. Yani kadın kadındır, kadın değerlidir. O yüzden bu değeri kaybetmeyin. Şöyle 3-5 STK'ya iyi görülelim, 3-5 STK başkanına iyi görülelim diye böyle kadınlarımızı ağzınızda sakız yapmayın. Lütfen kadınlara değer verin. Kadınlar bizim için önemlidir. Özellikle erkeklere sesleniyorum. Bu tarz yorumlardan kaçının. Kadına eğer bir şey söylemek istiyorsanız lütfen özelden yazın ki bakın böyle böyledir. Nazik bir şekilde onu da öyle tehkir edecek bir şekilde de onu rencide edecek bir şekilde de değil. Bu kim olursa olsun dediğim gibi ister DATUB'çu olsun, ister vatan cemiyeti üyesi olsun, ister hiçbir yere üye olmasın fark etmiyor. Türk kadını değerlidir ve sizlerden de değer vermenizi rica ediyorum. Yani destek vereceğinize madem destek vermiyorsunuz bari bu kadına köstek olmayın. Değerli Ahıskalı erkek dediğimiz kardeşlerimiz.
buradan onlara seslenmiş bulunduk. Bakalım eğer İsmail Bey buradaysa yayını almaya çalışacağım. Değillerse de ki şu anda gözükmüyor. İsmail Bey şu anda burada gözükmüyor. Sizlerin yorumlarınızı okuyalım şimdilik. Ve değerli dostlar, İsmail Bey yayına girdikten sonra da yorumlarınızı yazabilirsiniz. Fikirlerinizi, sorularınızı yazabilirsiniz. Hepsini okumaya çalışacağım zaman yettikçe. Tabii bugün de canlı yayınımıza bir müdahale olmazsa güzel bir yayın planlıyoruz İsmail Bey ile. Ve YouTube'daki arkadaşlara sesleniyorum. Oradan izleyen insanlarımıza, halkımıza sesleniyorum. Dışarıdan izleme sayısı, yani abone olmadan izleme sayısı %80. İstatistikler onu gösteriyor YouTube'da. %80 dışarıdan izliyorlar. Yani abone olmadan. Şimdi bakınız, biz burada şimdi oturuyoruz, saatlerce sizler için konuşuyoruz. Bazen ben öyle oluyor ki mesela dünkü videomu sabaha kadar hazırladım, düzenledim. Ondan sonra yükledim, indirdim, yükledim falan derken sabahı buldu değerli dostlar. Yani sabaha kadar eziyet ettiğim oluyor. Yani sizler dışarıdan izliyorsunuz da bir de şöyle bir abone olsanız, yani bizim çalışmalarımıza bu şekilde destek vermiş olursunuz. Ve karşılıklı bir şekilde beraber güçleniriz, beraber daha fazla insana, kitleye ulaşırız. Çünkü şöyle bir şey var, ne kadar abone sayısına ulaşırsak o kadar görüntülememiz çoğalacak. Ne kadar görüntüleme çoğalırsa olursa o kadar çok insana video ulaşacak. Yani gün gelecek ki YouTube'daki bizim paylaşımlarımız, videolarımız siz WhatsApp'tan birilerine göndermeye bile gerek kalmayacak. Direkt YouTube kendisi önerecek. Ahıskalılara özellikle, yani Ahıska konusuyla ilgilenen insanlara, YouTube'da Ahıska'yı arayan insanlara YouTube bizim videolarımızı önerecek ki bakın bunu mu demek istediniz, bunu mu arıyorsunuz gibisinden ve bu şekilde daha fazla insana ulaşacağız. Kim bilir bizden bile haberi olmayan insanlara da ulaşacağız, bizim halkımıza. Bizim için bu önemlidir. Facebook birçok insan kullanmıyor. YouTube'a bu yüzden geçtik. Facebook'u birçok insan kullanmıyor. Dolayısıyla Rusya'da mesela, Azerbaycan'da, Kazakistan'da Facebook bir tek Türkiye'de daha fazla izleniyor. O yüzden biz de daha fazla insana ulaşmamız için, çünkü telefonu var olan insan illaki YouTube'u da vardır. Dolayısıyla bu şekilde YouTube'a geçtik ve YouTube'daki insanlarımıza da ulaşmayı planlıyoruz. Aydın Turayev yazmış, selam aleyküm demiş, nasılsınız? Teşekkür ederim, aleyküm salam, çok iyiyiz, çok sağ olun, sizler de iyisinizdir inşallah. Aybek Ayvaz yazmış, selam, iyi yayınlar demiş, aleyküm salam, çok teşekkür ederim. Biz de buradan Bursa'ya selamlarımızı gönderiyoruz, orada izleyen herkese. Serhat Kemal, selam aleyküm Ramil, iyi yayınlar demiş, aleyküm salam, teşekkür ederim Serhat hocam, çok sağ olun, buradan da Antalya'ya selamlarımızı gönderiyoruz. İnşallah bir gün yine gelir, çayınızı içeriz. Aynı zamanda Aybek Ayvaz, o da misafir etmişti bizi, sağ olsun. Çok güzel bir şey aslında, biliyor musunuz? Böyle çıkıyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz ama dışarı çıktığınızda, mesela Bursa'ya gittim. Aybek Ayvaz mesela beni davet etti, sağ olsun. Evine davet etti. Gittik, orada Veysel kardeşimizle, Kazım Recep Mamlagil kardeşimizle beraber gittik, oturduk, muhabbet ettik. Konumuz sadece Ahıska'ydı, Ahıska davasıydı. Çok güzeldi. Aynı zamanda Serhat Kemal hocamız da, oğlu Cemal Kemal sağ olsun, bizi orada ağırladı Antalya'da. Serhat Kemal hocamız da bizi karşıladı, evinde misafir etti, sağ olsunlar. Değerli yengemiz de sofrada hiçbir şeyi eksik etmedi. Allah razı olsun. Milletimizin değerini gördükçe, bize değer verdiğini gördükçe inanın bu işe gitgide daha çok aşık oluyoruz. Daha çok bu işleri yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince sizlere layık olmaya çalışıyoruz değerli halkımız. İnşallah sizler de bunu görüyorsunuzdur. Kirman Ocak yazmış. İyi yayınlar Ramil Bey. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İsmail Başkan gelmiş şu anda yayında. Kendisini yayına almaya çalışacağım. Ama şu an nedense davet gönderme seçeneği gözükmüyordu. Evet, gözükmüyordu. Başkan'a şu anda davet gönderdim. İsmail Rahimov, Azerbaycan'da yaşayan Ahıska Türkleri Vatan İçtimai Birliği'nin başkanıdır. Seçilmiş başkanıdır. Benim bu insana değer vermemin en büyük sebeplerinden biri de
budur. Çünkü herhangi bir kanunsuz yolla değil de direkt seçimle geldi. Azerbaycan bu konuda çok iyi. Oradaki halkımızı tebrik ediyorum ve inanıyorum ki orada kanunsuzluklara yer verilmeyecek. Bu tür nasıl hakka giriyorlar ya, o tür şeylere Azerbaycan'daki Ahıskalı halkımız yol vermeyecek inşallah. İsmail Başkan, size davet gönderdim şu anda. İnşallah görüyorsunuzdur daveti. Ya da müsaitseniz açabilirsiniz canlı yayına. Bu şekilde başlayabiliriz. Şemseddin Garipler yazmış, izliyor demiş. Evet dostlar, abone olun demiş. Kesinlikle YouTube kanalımıza, Ahıske Gençlik YouTube kanalımıza abone olun. Çünkü çok önemlidir. İsmail Başkan'a tekrardan buradan davetiye gönderiyoruz. Kabul ederse canlı yayınımıza bu şekilde başlamış bulunacağız. İnşallah herhangi bir sorunsuz bir şekilde canlı yayını sona erdiririz. İsmail Rahimov'un da, İsmail Bey'in de söyleyeceği sözler vardır. Tabii bu son günlerde Azerbaycan'da birçok olaylar da yaşandı. O olaylarla ilgili de İsmail Başkan'a da söz düştü. Çok önemli Söz dinliyorum. hakkı tanınıyor şu anda. İnşallah İsmail Başkan güzel bir şekilde o konulara kendi cevabını vermiş olacak. Sayın Başkan, hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Kusura Nasılsınız bakmayın bugün. öncelikle? Keyif Oh, haliniz iyi midir? Allah razı olsun. Bir yanı kaç. Eve geldik on bir yarım saat yavrum ya yok. Bir Evet. arkadaşın bir ihtiyacı vardı. Yardımda gittik bulunduk. Tek başına o iş olmayacaktı. Bire. Ben Nasılsın buna abi? Ne şahidim diyorsun? zaten, inanıyorum. Görünüş Teşekkür ederim. nasıldır? Çok güzel, çok güzel. Ekrana Benden normal geniş. oturmuş mudur? İyi, güzel, güzel. İyi, Her iyi. şey güzel. Benden geç gözüküyorsunuz maşallah. Estağfurullah. Bundan bugün ayın kaçıdır? Bugün ayın 6'sı, 6 Temmuz. Bundan 2 gün Öyleyse öncesine 2 gün bundan planlamıştık. evvel ben Avrupa'da Fuyen'de olanda 62 yaşım orada doldu. Maşallah, Allah'ın maşallah. yazısı. Biz kaçırmışız. Ben çünkü çoğu zaman takip edemiyorum ama yaşınız hayırlı olsun. Sağlıklı, huzurlu Allah seneler razı dilerim olsun. Sağ size. olun. Sağ olun. İsmail Bey, öncelikle yayına geçelim yavaş yavaş. Şunu sormak istiyorum. Siz Avrupa'ya gittiniz. Rusya Vatan Cemiyeti Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Fuat Pepinov'la beraber Avrupa'ya gittiniz. Fuyen teşkilatının oradaki kongresine katıldınız. Şimdi orada neler oldu? Evet. İlk başta şunu söyleyelim. Fuyen nedir? Öncelikle onu açıklayabilir misiniz? Sonrasında neler konuşuldu ve bu Fuyen'in Ahıskalıların Gürcistan'a gitmesiyle Şimdi ilgili hazırlayacağı kararla öneriyle ne tür bir ilerleme olabilir, kaydedilebilir bizim Ahıska'ya dönüş konumuz? Fuyen'in hangi bir teşkilat olduğunu işte bunun 70 yıllık baksanız Fuyen'in 70 yıllık şeyde Jurnalı. biz Haziran ayının 12'si 17'leri arası işte Fuyen'in toplantısında bulunduğu 70 yıllığında şimdi şenlikimizin içerisinde ziyalilerimiz çoktur. Adenauer kimi, Charles de Gaulle kimi tarihi bir şahsiyetlerin yarattığı bir teşkilattır Fuyen. Şimdi bazıları işte Fuyen neymiş diyenler de yok. 70 bin evvela bir teşkilat tesadüfen yaşamaz. Şimdi bizim Ahıska Türklerinin hakkında dünya çerçevesinde, dünya çarpında hele 95. yılda Fuyen'in desteğiyle dünyaya bildirmeye başladı. Çokları başlamış işte falan etti falan etti de bu şenliği kandırmasınlar. Bu şenliğin içerisinde özür isteyelim ziyalileri çoktur. En azından bunları bilenler vardır. Yalan söylemesinler. Bu millet yalan söylemeye hak eden bir millet değil. 95. yıldan
bizim Krasnodar'daki eğer ki aklınıza geliyorsa bizim Şenlik'e karşı olan hürmetsizlikleri dünyaya Ufuye'nin arkasından duyurabildik. Şimdi bizim vatan cemiyeti ne edebiliriz ki? Ya da ki DATUP ne edebilir? Kendi işimizde olan bir teşkilattır. Hangi bir daha büyük bir uluslararası bir toplumlara sen ulaşmazsan sen onu sesin o yani ulaştıramazsın. İşte bizim vatan cemiyeti kendine bu vatan yolunda Ufuye'ni kardeş dost bilmiştir. 95'inciden Fuat Bey Allah razı olsun. Onun o zaman uluslararası disidentler diyebilir yani şeydir. Onların içerisinde çok büyük nüfus sahibiydi. O tek başına Fuyen'e gitmişti. Sonra Allah razı olsun onun yardımıyla hem Rusya Vatan Cemiyeti, sonra Azerbaycan Vatan Cemiyeti Fuyen'in üyesi yukarıştı. Yıllık abone hakkı 1000 eurodan eurodu veriyorum işte bir yıl içerisinde bizim milletimizin vatan cemiyetinin olan bütün ihtiyaçlarını dünyaya ulaştırıyor. Ben burada tabii ki bizim askerlerin içerisinde Rusça bilenimiz vardı. Ben bu rezolüsyon diyorlar ama yani katnamesi. Katname diyorlar ama şimdi bu Fuye'nin 70 yıllığında bizim Aksa Türkleri hakkında kabul olunmuş bir katname vardı. O kadar Rami şu anda İsmail Raymov yayından düştü. Tekrardan kendisini yayına almaya çalışacağım. Herhangi bir sıkıntı yaşanıyor şu anda. Değerli dostlar, İsmail Raymov görünmüyor. Canlı yayında. Şu an canlı yayında herhangi bir sorun var mı değerli dostlar? Sizler yazarsanız. Çünkü daha önce de böyle olduğunda yayın sonradan kapandı. İnşallah şu anda da öyle bir durum olmaz. Çünkü bu kez artık suça girer. Yani birkaç defadır aynı sorunu yaşıyoruz, aynı problemi yaşıyoruz. İnşallah bu kez de öyle değildir. İsmail Bey'i tekrardan yayına alıyorum. Evet, İsmail Bey buyurun. Şimdi ben bu Fuye'nin 70 yıllık kongresinde kabul olmuş bizim Aksa Türkleri hakkında katname ben Rusça okuyacağım. Şimdi tercümesi uzun çeker. Allah nasip eylesin bugünlerde bizim şenliğimizin aydınlarından biri olan her zaman bize yar destek olmuştur. Yani mükemmel bir tercümeçilik becerisi vardır Orhan Bey. Orhan Uraverli. Bunun Rusçasını biz yazarız. Türkçesini de zannedelim ki Orhan Bey bütün hayatını şenliğimize hizmet etmiş bir aydınımızlarımızdan biridir. Değerli kardeşimizdir. Zannedelim ki bunu da tercüme eder. Önceden teşekkürümüzü bildirerek. Rezolüsyon 2019-07 ve Abşesni Organizasyon Mesetinski Kuturum. Bu hesap et ki biz 95. yılden biz Fuye'nin terkibinde bizi milli meseleye getiren de o zaman dünyada her yerde ve her yerde bizim Aksa Türklerine, Aksa Türkleri sözü bu son zamanlar biz dile getirmeye başladık. O zaman dur ki Mesketiyeti kötü de anlamasınlar. Mesket yani Türk yani Mesket ya nerededir dünyada bir tane yerdedir. O da bizim Gürcistan'daki dede baba vatanımız. Şimdi Ardahanlı bir Kürt diyelim ya da ki misal şu Diyarbakırlı bir Kürt olmaz. Kürt Kürttür kardeşimiz. Mesela Ankaralı Türk ya da ki Konyalı Türk öyle şey olur mu? Şimdi neye ki dur ki Mesketiyeti, Mesketiyeli Türk diyorlar ki yani biz oranın yani mensup olduğumuz. Şimdi diyor ki Delegatı Çilenski Organizasyon Federalne ve Sayıza Evropeski Menşesi Fuyen Avrupa'da az sayılı halkların bir federasyonudur. Yani az sayılı halkların üstünde bundan güçlü bir teşkilat yoktur. Olabilir ayrı ayrı kimler var ama bu 105'ten artık milletleri, az sayılı milletleri Avrupa beraber zannediyordu ki biz tek bizimmiş. Avrupa'nın hepsi az sayılı halklara karşı. 140'tan artık teşkilatların birleştiği bir teşkilattır. Bunun rezolüsyası Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na ona da geliyor. Gene mi dur diyorlar?
Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na da geliyor. Dünyanın Bir problem yaşıyoruz değerli dostlar. İnşallah bir müdahale olmuyordu dediğim gibi. İnşallah internetten kaynaklı bir problemdir. Vallahi çünkü ne zaman böyle önemli bir konuda yayın yapacak olsak müdahale ediyorlar. Müdahale olmuyor. Bilmiyoruz yani. Yayın kendiliğinden kapanıyor. Şu anda geldi tekrardan. Buyurun. Bir problem var İsmail Bey. Bizden kaynaklı bir şey değil. Herhalde teknik sıkıntıdır. Şimdi Allah İnşallah yar ve tekrar. yardımcımız olsun. Ne edak? Bazı bir şeyler vardır ki takdir-i ilahi. Şimdi Evet. bu rezolüse kabul etmiştir. Diyelim ki Bratislava'da Poşon, o yer adıdır. Slovakya'da. Rezolüse apolojeni meskitinskih Aksa Türkleri hakkında bir rezolüse yazıyor. Bu dünyaya bildiriyor bunu. Şimdi biz bir zamanlar benim aklıma geliyor. Rahmetli babalarımız Ali Sovet'e bir tane mektubu yazar der. Gözlüklü medallı ordenini biri götürür. Bir o mektubu Ali Sovet'in poşt kutusuna atmak bir kahramanlık sayılıyor. O zaman öyleydi. Bugünkü zamanında kardeş dünya fırsatlar dünyasıdır. Biz de bu fırsatlardan en güzel şekilde şenliğimiz için, menafiimiz için, kendimiz için değil, şenliğimiz için istifade etmekte çok inatçılık. Rezolüsi apolojeni meskitinskih durum. Dış 1940 yıllık gadu kariyerine yine sileceği meskitinskih durum. Bula deportirovanı sayızdım gusudarstvom. Yani Sovyet hükümeti tarafından sürülmüştür diye. İz rayonu iskırnık basireni yani daim yaşadığı yerlerinden Katolosyonya evlense gusudarstvom teritoriyo Gruzi. Hangi o topraklar ki bugün Gürcistan'ın erazi bütünlüğündedir. Rezultati peregavorov obstupleniye Sovyet Evropu, Gruzya, abyazalas razreşit vazvraşenie meskhetinskih turov v kachestve neobhodimogo usloviya dlya iyo члenstva Sovyeti Evropu v 1999 gadu. Bizim Aksa Türklerinin Gürcistan Avrupa İttifakı'nda konseyinde vetene dönmesi için ana şartlardan biri bu milleti vetenine alacak da ve ondan sonra tam yetkili üzvü olabilir. Bu tesevvür edin ki böyle 99. yılda olan kabul olunmuş bir senetlerdi. Başkaları çıkmış adresi May ayından sonraki mantardan sonraki çıkmış da kardeş bu işleri biz ettik falan ettik yalan söylemesinler. Zaman gelecektir daha geri şekilde eğer vakti olsa parmatımız zaman yoktur ama tesevvür edin ki bu 99. yılda kabul olunandır. Moderatör işitir misin sen beni? Tabii, buyurun. 1999. yıl 2010. yılda gün 2012. yılda gün. Ve o zaman bizim o seviyede bütün işlerimiz çok mükemmel gidiyor. O kısır şartlarıyla, o azap eziyet içerisinde her şey mükemmel gidiyordu. Hesap edin ki Gürcistan'ın Avrupa Birliği'ne kabulünde bu şartları koydurmak, ya kusura bakma da, bugünkü bögülenlerin, ögülenlerin adresini hiç yanından geçemezdir. Ve Обязательство предполагали в течение 12 лет окончательное решение проблем возвращения депортированного населения. Сюрюльмиш милеттен 12 yıl içerisinde. Рамир, bu çok önemlidir. Bu önemlidir. Ben burasını biraz genişleyeceğim ki başka şeye zamanımızı azaldırırım. Siz Ona göre ki anlatın, ben sağa sola paylaşıyorum yayını. Canlı yayını şu anda paylaşıyorum. Hep diyorlar ki işte fuere gitti ne ettiler? Puene gitti, ne etti? Her bir insana personelini bir ayrılıkta anlatamazsın. İşte bu fırsattır işte. Anla diyor şenliğimize. Предусматривалось решение вопроса гражданской реабилитации и обеспечение безусловного права на возвращение желающих из числа депортированного населения
проживающие в разных странах. Фуэн, начиная с 1995 года. Фуэн bu meselenin üstünde 1995. yılden aktif işlemişti. Bizim haklarımızı müdafiye etmişti. Yazın bir yere 1995. yılda. Dün yani, öte bir arayesin gelip bir şeydir olur olmaz. Seni yıkandırmasınlar. Sıralar eski seçenimi komisyemi basit. O FUE'nin delegasyası bizim milli meselemiz için Rusya Federasyonu'nu karış karış gelmişti. Gürcistan'ı, Azerbaycan'ı karış karış geldi. Bizim meselenin gündeme gelmesi. Şimdi Gürcistan'ın 2007. yıldaki kabul ettiği o karar vardı ya, bu da FUE'nin aktif faaliyetlerinden. O zaman kusura bakmayın da hiçbir başka teşkilat yok idi. Şimdi başlamışlar ki Allah razı olsun falandan filandan ki Aksa Türklerini tanıtmadınız. Batırdınız yerin yüzüne. Ne etmiştiniz? Ben anlayamıyorum. Siz bu işler daha iyi gidiyordu. Daha mükemmel gidiyordu. Arkasında bir maddi bana başka bir şey yok idi. Vetene şerefinden, kulluktan başka hiç kimse bir şey beklemiyordu. Şimdi okururlu milleti arayalım. Siz çeviriyorsunuz. Dilenciler haline getiriyorsunuz. Понимая и принимая во внимание нерешенности последствий преступной депортации месхетинских туров в 1944 году из Грузии, следует считать, что республика Türkler karşısında koyduğu sözleri yerine getirmemişti. Biz bunu dünyaya çağırıyoruz. Biz Gürcistan'a kötü demiyoruz kardeşim de. Gürcistan Avrupa Konseyi'ne giren de dedi ki ben bunları alacağım. Aradan 12 yılda geçti kardeş, hiçbir şey yoktur ortada. Bunu da söyleyeyim ki bu son 10 yılı işte DATIP'in aktif faaliyeti hesabındadır. Aktif'in faaliyeti hesabında kardeş arayır mısın? Bir yere gidemedim. Eğer ki o yıllar içerisinde gerçekten bizim şenlikin vetene dönme konusunda arayır mısın? Şeref, vicdanla, çabaliyetler aliyesi belki de bugün orada daha çok bizim şenlik yaşardı. Bunu da söyleyeyim yeri gelmişken. DATIP'in faaliyete çıktığı zamandan bizim şenlik Gürcistan'da iki defa azalmıştır. 1570 kaç adamda, şimdi 708 adam yoktur orada. İsmail Bey. Şu anda bizim telefonda bir beklemediğimiz İsmail Bey, beni duyuyor musunuz? Diyor ki Abizatistva Sovyet Avrupa ha? Şey, telefonda bir durum var. Bir beklenmedik bir durum var. Telefon ekran gitti. Ben şu anda hiçbir şey göremiyorum. Herhangi bir sorun yok değil mi yayında? Ben seni görüyorum. Tamam. Ben kendimi de gör yerim. Kopma yoktu. O zaman ben göremiyorum. Şu an ekranı göremiyorum. Değerli dostlar, onu söyleyeyim. Evet. Şimdi Gürcistan aldığı öhdeliği yerine yatırmadığına göre Sovyet Avrupa'ya biz bildiriyoruz ki kardeş, Gürcistan bizim vetene dönme konusunda sizin karşınızda aldığı öhdeliği yerine yatırmamıştı. Принятый в 2007 году закон о репатриации лиц, насильственного переселения из Грузии бывшим Советским Союзом в 40-е годы 20 века, к сожалению, не привело к выполнению его полному исполнению. Нет никаких реальных программ для стимулов и для возвращения депортированного населения. Şimdi, 2007. yılda aldığı kanunda kendini doğrultmadı ve bizim şenlik, onu söyleyeyim, 5428 sene repatriant statüsü alanlardan bir tane olsun o programıyla vetene dönmemiştir. 499 sene de şerti vatandaşlık almıştı, onlardan da biri dönmemiştir. Общественная организация месхетинских турок «Ватан» приветствует стремление Грузии
стать членом Европейского союза. Однако нерешение проблемы репатриации коренного населения в Грузии является серьезным препятствием для вступления Грузии в Евросоюз. И, следовательно, несовместимо с правовыми нормами Евросоюза. ФУЭН призывает Грузию, ФУЭН Гюргистана сесленьер, внести пропущенную процедуру, ввести пропущенную процедуру получения гражданства, упрощенную процедуру гражданства Грузии месхетинских туров, депортированных в 1944 году, потомков, имеющих соответствующие доказательства территориального происхождения предков, действующих без временных ограничений при безусловности национальной идентичности. А bu sözlerim ehliz degledir. Zaten onların içerisinde bu işleri yazan pozan yoktur. Yarın bunu alıp kopya edecekler ki biz bunu böyle dedik, böyle dedik. A bu teksti bir yerde var. 3-5 günden sonra çıkıp biri diyeceğim. Biz bunu böyle dedik. Ola siz bunları 95'inciden diyoruz biz bunu. FUEN Avrupa İttifakı'nın devletlerine diyor ki apredilit окончательное решение нерешенных вопросов о положении месхетинских туров в качестве критерия для вступления Грузии в Евросоюз и требовать его реализации. FUEN diyor ki o Avrupa İttifakı'nda olan devletlere ki bu milletin meselesi yerine vatanlarına dönmediği için, meselesi ellerini bulmadığı için Gürcistan'ın o ittifaka kabul olunmasında esas kriterya kimi sen bu bendi yerine getirmedin. Yani onların önünde bir bariyer koysunlar. Bu da bizim hakkımızdır. Biz burada Gürcistan'a kötülük istemiyoruz. Biz burada halkımızın vatanımıza dönmesini istiyoruz. Buradan kalkıp Şenlik Aliyesi illa Türkiye'ye kardeş bir Türk devletinden kalkıp başka bir Türk devletine gidiyorsun. Ne güzel. Baba topraklarımızın sahibi kim olacak? Ya kardeşlerim, bugün olmazsa yarın arayır mısın? Yarın olmazsa öbür gün Allah nasip eylesin. Yani bu mesele daha aktif olacak. Ben bir şey söylemek isterim. 1989. yıl Fergana hadiselerinden sonra rahmetli Cevat Koçiyev var idi. Bizim Aksa Türkler içerisinde vahid Leli mükafatı alan bir insan idi. Pamuk yıkan maşına vardı da onu yaradan 7-8 adamla biri de oydu. O biz Moskova'daydı, 90. yılın baharıydı. O zaman gelmişti oraya. Dedi ki yeğenim diye eşittim zararlısı dedim. He Cevat da akla gelmiyordu ben. Şeydir bu Tıdere vilayetinde Obulgaz'ın Naçeli Finans Upravleniyaydı. Dedi ki zararlı Merri Demir'in bir sözünü söyleyeceğim size de. Sen gençsin. Belki de gelecek hangi nesillere sen bunu söylersin. Dedim buyur. Diğer 57-58. yıllardı. Biz 56. yılda komünist rejiminden sonra yani biz derya oyanı geçer. Vetene bir adım gene yakın olak. Bu zaman Mehmet Ömer'i demin yani yurasında 2-3 adam da var idi. Bunlar bizim şeyindeki Azerbaycan'a köç etmesinin üstünde işleyirler. Devlet seviyesinde bir işleyen olacak. Azerbaycan'a oradan da vetene. Gerçekte sabahına kalkıyorsun ikindi meri arıyor misin? Şey düşsen veten dersin. Ahıskadasın. Gelin gedağın gedağın biri dedi gedağ biri dedi getmeye akırda biri dedi ki Merit Ada siz gel yer siz gedin buraya peygamberin ayağı değmiştir. Buraya beledir beledir beledir. Biz gelmeyeceğiz. Özbekistan'a mı? He Özbekistan'dan Azerbaycan'a. Azerbaycan'a deryayı geçer vetene gitmeye için bir etapta bir merhale. Bu 58. yılda olan konu. 57. yılın sonları, 58'i başlangıcı. Allah etmesin, Allah göstermesin, olmasın da. Mevlüt Emi dedi ki, bugün devletin eline sen derya öğeri geçmeyirsin, oradan da vetene gitmeye için yakınlaşıyoruz da. Zaman gelecek dedik, bu sözler aklınızda ekledi. Yılan kimi sürüne sürüne diyor, buradan diye çıkacağız dedi ki. Burada kalanlara çokuna diyor. Ay yazın bir yere dedi. Aradan 30 yıl geçmemiş o başımıza geldi. Fergana olaydı. Şimdi bilir misiniz? Bilir misiniz? Biz ey niyetliyük, Turancıyuk, Türkçüyük ne güzel bir şey. Bak ki senin karşındaki o Kırgız seni kabul ediyor mu? Öyle bir şeyle.
Kimse İsmail Meryem'e demesin ki milliyetçilik ediyor. Ben gerçekleri söyleyeyim. Orada şenlikimizin içerisinde 3-5 yarı yer misin Kazakistan'da büyük mülk var, devlet sahibi. Bu ona göre orada o kadar insanların olmasını isteyenler, geride kalan fakir fukaralar kardeş, Allah etmesin başına bu gelen hadise zamanı ne edecekler? Dedi ki Meryem Demir'in dedikundan diyor 30 yıl, 31 yıl tam olmadı diyor. Başımıza dedi ki yılan gibi sürünmedik mi? Dedim he, ben de oradaydım. Şimdi bu gerçeklerdir. Allah'a şükür olsun Azerbaycan'da bizim durum çok iyi. Şimdi gibi zar yer misin? Gülden Ağa söz eşitmiyor. Bizim Azerbaycan devleti de bizim vatana dönmemizi müsbet destekliyor. Bizim kardeş Türkiye her zaman istediğimiz zaman gidebiliyoruz. Kim isteyir gidiyor. Onun için kardeş vatana. Onun için şenlik beni gerçek anlasın, düz anlasın. Kimseye ben nereye geliyorsun, niye geliyorsun demeye hakkım yok. Ama o vatanı arıyor musun? Orada bizim dedelerimizin, ulu babalarımızın gemikleri arıyor musun? O türbeleri bazen de arıyor musun? Uçup sökülmüş, dağılmış arıyor musun? Bakarsın ki böyle özde o baştaşların çoğunu da kırmışlar. Yok etmişler, yok haline getirmişler. Bunu onların arıyor musun? Bir Fatiha'ya ihtiyacı yok muydu kardeşim ha? Duaya bir ihtiyacı yok muydu? O toprakların sahibi biz isek niye oraya can atmıyor? Bunun tercümesini biraz da açayım. Benim bu eski açgüdür saçam yerdir de ben bunun tercümesini Allah'ına bugünlerde biz çap ettiriyoruz. İşte Fuero teşkilat. Hangi teşkilat ki? Biz Berlin, Bıldır Berlin'de biz olanda Fuero'nun eliyle Avrupa Parlamenti'nin deputatlarının oturur senden beni gibi karşı karşıya bizi meseleleri gündeme getir. Avrupa Parlamenti'de de Allah'a şükür olsun o Almanya'nın Yeşiller Partisi vardır. İçerisinde yarısından çoğu Türklerdir, Türk kökenlidir. Dedim ki bize niye destek olmuyorsunuz? Dedi ki siz bize yollayın biz destek oluruz dedi. Bunu biz kendimiz gidemezdik oraya. Öyle bir fuyum var. Biz dedik ki bunu istiyoruz. Dedi ki gelin. Gittik işte Bundestag'da görüştük. Ne güzel. Şimdi bilir misin? Vatan yolunda her bir kaplihanesi müsbet olunan işi dairesi yitirilen bir şeysi yoktur. Dama dama göl olur diyorlar. İşte çabalıyoruz. Çetin iştir ama neydi? Çok yayındık o meseleden ola. İsmail Bey, peki Fuyen'de bir oylama gerçekleşti. Oradaki oylamayı da kısaca bir açıklar mısınız? Yani neler oldu, neler teklif edildi? Şimdi Fuen her 3 yıldan bir orada kongre geçiriliyor. Bu 70 yıllık idi bunu. Hı-hı. Şimdi her 3 yıldan bir yeni prezident seçiliyor. Yeni vice prezidentler, vice prezidentler seçiliyor. İşte Fuen'de Alman dil grubudur, Rus Slavyan dil grubudur. Fuen tak Türk azınlıklar toplumudur. Bizim Türklerdi, bir Ugrafinlerdi. İşte birkaç tane gruplar vardı. Hı hı. Bunun da 6 tane de vice prezidenti vardı. Her toplum için bir vice prezident. Biz Batı Trakyalı Halit Habiboğlu gerçekten can yandıran kardeşimizdir. Sağ olsun. Elinden geldiği kadar bizim konulara hele hele eğer aklınıza gelirse Bıldır Dekabr ayında bizim şenlikin tarihinde olmamıştı düz bir gün sabahtan akşama açan bütün o dünyanın milletleri Gürcistan'da yığılıp bizim Aksaray Türklerinin meselesini vatanda gündeme getirdi. Bir yerde girersin 10 dakika konuşur kahar gelirsin o başka mesele. Ama bir gün erzinde sabahtan sabahluğu yedik kahve içtik sesyalar başladı. Evle yemeğine çıktık evle yemeğinden akşam yemeğine çıktık. Gene arıyorsun bu meselede. Yani yeni vice prezidentler içerisinde kimler ki hak ediyordu saçıldı. Orada da ses vermeylendir. Bizim cemiyetimizin orada Rusya cemiyeti de bizimki de 6 ses sahibi yok. Orada elesi vardır ki 1 ses sahibidir. Elesi var 2 ses sahibidir. Elesi var 3 ses sahibidir. Bizim cemiyetler hem orada hem de ki yani faaliyetinde aktif olduğu için bizim 6 sesimiz vardır.
Değerli Ha. izleyicilerimiz, sizler de yayını Şimdi izlerken ben biz paylaşan orada ses dostlar çok verenler sağ olun. abi. Rabbim biz orada ses veren de bu bize verilmiş 6 tane mandat durdu. Biz bunlardan biz ses veriyoruz. Eresinin var ki teşkilatı bir tanedir bu. İşte böyle. Çok güzel. Ben de buradan seslenmek istiyorum izleyicilerimize. Şu an çok güzel izleyici kitlemiz var. İnşallah yayının sonuna kadar da böyle devam ederiz. Sizlerden ricam yayını paylaşın. Facebook, WhatsApp, Adnan Klasnik gruplarında paylaşın. Bütün insanlarımıza ulaşsın. Çok önemli bir konudur. Çünkü Fuyen, Avrupa'da Ahıskalı Türklerin problemleri Fuyen aracılığıyla ve Vatan Cemiyeti Atvib'in çalışmalarıyla Avrupa'da gündeme getiriliyor şu anda. Onu konuşuyoruz değerli dostlar. İsmail Bey, bir de şöyle bir sorum olacak size. Siz bu yakınlarda yeni bir toplantı gerçekleştireceksiniz Azerbaycan'da Saatlı ilçesinde. Saatlı ilçesi Nesimikent köyünde eski adıyla Adıgön kolhozunda bir toplantı gerçekleştireceksiniz. Bu toplantının içeriği nedir? Ve sonrasında zaten bizim yayınlarımız 2 gün ertelendi. Sizin bazı görüşmeleriniz oldu. Bu görüşmeler nelerdir? Sizden bu şekilde bir bilgi alabilir miyim? Vallahi yani her günü görüşüyorum. Yani bu bizim bu milli meselemiz öyle bir derttir ki kardeş o bir günlük de gül. O vetene dönene çanağı dönende de o iş biten de gül de. Biz öte günlerdi bizim o Saatli rayonun başçısı bizi davet etti. Cemiyet olarak dedi İsmail Bey diyor sizin diyor halkın seçtiği bir teşkilattır diyor. Oturduk konuştuk o an. Şimdi Saatli rayonunda bizim Akskaliler 20 binden artık yaşayırlar. Yani orada bizim şey tek orada değil ki yani biz gidende cemiyetin adından halkımızın her yerinde olan hakkında söylüyorum. Diyor ki falan falan problemler vardır. O var bu var bire bire. Dedim suyu anlıyorum işte. Su kanalda yoksa hiç kimse yoktur ama bazı bir şeyler var ki bu böyle. Yani Allah'a şükür olsun. O Nazım Belli ben de çok değerli bir insandır. 10 yıldan çoktur ben tanıdığım, 11 yıldır tanıdığım. Çok değerli bir insandır. İsmail Merlim. Saatli de sizin Akska Türkleri diyor. İktisadiyatının 60 faizi diye sizin diye milletin boynundadır. Dedim tek burada olmamış ki biz vetenden sürülen de ben Moskova'da bir kere girdim merkezi arşive. Orada Gürcistan'da 44. 43. yıl. 43. yılın göstericileri Lobya'da, Lazut'ta, Kartopi'de çok bir şeylerde Gürcistan'ın 40, 50, 60, 70 faiz mensulünü bizim o Akıska veriyormuş. Bak bizim bölgede. Bu arada lobya fasulye, kartopi patates ve lazutta He mısırdır. de. Yani bilmeyenler için, Ahıskalı olmayanlar da bazen izliyorlar. O yüzden hani Şimdi fasulye de bizim Türk sözü de gül de. Degül de yani Patates de aynı. İspan sözüdür. Bizim söz de gül. Şimdi kabul olunmuştur ama böyle. öyle doğru. Siz bizim E, dilde biz söylediniz. Belediye Bizim evet. asıl Bizim dilimizde söylediniz. 14'ü İyul'da yani bugün ayın 5-6 günden sonra 10 günden sonra Allah ile Adigön köyünde o küçük İstanbul diyediler bir zamanlar bizim köye. Orada olacak. Şimdi bu toplantı değil de bu daha doğrusu bir yıllık kongredir. Bizim nizamnamede şimdi biz başkaları kimi Rus demişken Papa niye işlemiyoruz. Biz aniyesi kanun çerçevesinde işliyoruz. Belediyatta şeydir düşüncelerinden de gül de biz kanunla işliyoruz cemiyet olarak. Bizim o cemiyetin her yılda bir kere kongresi geçirilmeli. Orada hesabatını verir cemiyetin sedri, ettiği faaliyetinden, ettiğimiz kusurlar var ise onu da dile getiririz. Şimdi ettiğimiz faaliyetimiz, orada maliye hesabatı da olacak. Ne ettik, ne etmedik, şimdi gibi de nasıl hizmet ettik. Gündem eğer
gündemde olacak başka meseleler varsa da gündeme koyulacak. Ben hesabatımı vereceğim sendir olarak ki bizim cemiyet bu zaman içerisinde bu işi gördü, bu işi gördü. Ve Allah'a şükür olsun, evvel söyleyemiyor, yüzümüz ağdır. Biz belki de yıllardan görülmemiş işleri anlayasın, yukarıda Allah bir de kendi gücümüzün hesabına çok bir şeyler etti. Allah yardımcınız olsun. Biz de görüyoruz Amin. zaten çalışmalarınızı paylaşıyoruz. İnşallah daha da sesiniz yükseklerden gelsin. Biz de gururlanırız bu şekilde. Tamam. İsmail Bey, sizden öncelikle sormak istiyorum. Bu sorulara cevap vermek ister misiniz, yok mu? Eğer istemezseniz cevap vermek istemiyorum diyebilirsiniz. DATUK Başkanı Ziyaddin Kasanov Azerbaycan'a geldi. Orada bazı cami açılışında, yani yapılmış bir caminin sonradan tadilatı yapıldı ve onun açılışına gelmişti. Lentalar kestiler, bir şeyler yaptılar ve orada sizinle ilgili, bizlerle ilgili bazı açıklamalarda bulundular. Facebook'taki canlı yayınlarla ilgili bazı açıklamalarda bulundular. Size bu konuyla ilgili soru sormak istiyorum. Öncelikle cevap vermek ister misiniz? Bakın Ramil, ben Allah şahidim olsun ki ben hayatımda yanlış söyleyen de görüyorum. Yalan hiç söylemem. Siz verdiğiniz bilmem hangi soruları vereceksiniz. Moderatör olarak o sizin hakkınızdır. Olabilir ben diyelim cevap vermeyeceğim. O da benim hakkımdır ama ben çalışırım cevap veririm. Tamam. Yani ben şimdiye kadar şenlikimizden gizlenilecek ve şenlike ben yanlış yalanı bırak yanlış söyleyecek bir tane emelim olmamıştı. Buyurun, suallarınızı verin. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Burada Ziyaddin Kasanov'un oradaki konuşmalarından bazı kesitleri seçtim de özellikle size bu konuda sorular sormak istiyorum. DATUK Başkanı Ziyaddin Kasanov orada konuşmasında, yani Smada Kent köyünde, Saatlı ilçesi Smada Kent köyünde yapmış olduğu konuşmada diyor ki bizim YouTube'a çıkmaya vaktimiz yoktur. Biz kendimizi buna layık görmüyoruz diyor. Çocuk gibi onunla bununla tartışmaya zamanımız yoktur. Büyük kuruluşumuzu aşağıya çekmek istemiyoruz diyor. Böyle tartışmalarla siz ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Yani YouTube'a çıkmaya bizim zamanımız yoktur. Sanki bizde zaman bolmuş gibi. Siz buyurun, siz bir bu konuyla ilgili bir Ya, fikirlerinizi size zahmet edin. Allah rızası için senden bir Yahudiler gibi sualle senden bir cevap isteyeceğim ben. Buyurun. Bu büyüklük YouTube'u beğenmeyelim, değer vermeyelim. Bir akıl kamil sözü müdür bana? Şaşırıyorum ulan. Bütün dünya bu YouTube ile ağır yer misin? Yat yer, YouTube ile kalk yer de. Ben buna ehemmiyet vermeyersen nereden biliyorsun YouTube'da senin hakkında konuştuklarını? Ya da Ben sual bütün veriyorum. Ben bilmem benim hakkımda. YouTube'da yok. Facebook'ta bir anda pres veririz. Çocuklar getiriyorlar ki benim başkanım işte benim bunu yazmışlar, bunu yazmışlar. Kimseler ad günü olsa kendim yazıyorum, tebrik ediyorum. Bana göre ki bu ferdi olan bir şeydir. İnsanlık da görür. Ama eğer YouTube'u küçük görüyorsan ya YouTube'u küçük görmen için sen gerek YouTube'da büyük olasın. Öyle şey olur mu? Yani sosyal medyanın özellikle önemini vurguluyorsunuz burada. Çünkü biz gerçekten sosyal medyaya seneler öncesinde önem verdik. Bir zamanlar bu olaylar çok, nasıl söyleyeyim, önemsenmiyordu sosyal medya o kadar. Ama bir gerçek var ki İsmail Bey, sizi mesela insanlar sosyal medyadan tanıdılar. Sizin konuşmalarınız, seçim öncesindeki sizin bir Azerbaycan'da gidip ziyaretleriniz vardı. Bir de sosyal medyada canlı yayınlarınız vardı. Sizi Türkiye'den, Kazakistan'dan, Özbekistan'dan, Amerika'dan, ta okyanusun öbür yanından dinlediler. Sizin konuşmalarınıza hayran olan insanlar var. Hatta sizinle, bakın, siz Azerbaycan'da başkansınız. Asgari Türklerin, yani seçmiş olduğu bir başkansınız. Ziyaddin Kasanov Dünya Asgari Türkleri Birliği'ne sonrasında yanındaki dostlarıyla beraber atanmış bir başkandır, yani seçilmiş bir başkandır. Şimdi şöyle söyleyeyim, o Dünya Asgari Türkler Birliği Başkanı, siz Azerbaycan'da yaşayan Asgari Türkler Birliği'nin başkanı. Ama biz anket paylaştık ki o anket hala duruyor. Değerli izleyicilerimiz, sizler de bakabilirsiniz.
Anket paylaştık. Dedik ki DATO adaletli bir seçim yaparsa, gerçekten adaletli bir seçim yaparsa, bu seçimde İsmail Rahimov ve Ziyaddin Kasanov aday olursa, sizler hangisinin Dünya Asya Türkler Birliği'ni temsil etmesini doğru bulursunuz diye soru sorduk ve iki seçenek paylaştık sizler için. İsmail Rahimov mu yoksa Ziyaddin Kasanov mu? İnsanlarımız %64, %64 insanımız, halkımız İsmail Rahimov dedi. Yani eğer gerçekten sosyal medya bu kadar etkisiz olsaydı insanlar bu kadar önem vermezdi. Mesela çalışmalarımıza, yaptığımız işlere. Yani şöyle bir şey de var. Hani Rami, sosyal şimdi medyaya önem şöyle, vermiyoruz diyorlar ama karşında onların adamlarına bakıyorsun. Onların çalıştırdığı insanlara, maaşlı elemanlarına ya bakıyorsun. Rami, bir şey Resmen söyleyeyim küfür sana. ediyorlar. Şimdi bakın, bir zamanlar dergiler, gazeteler, yani bir ediyakta, ben o zaman Moskova'da yaşıyordum, iş adamı olarak ben orada yaşıyordum. Beden cemiyetinden biraz aralanmıştım, ona göre ki maddi durumum inmişti yani. Bir de ki ben beden cemiyetine kendi paramla hizmet etmiş birisiyim. 3,5 yıl içerisinde. O zaman maddi cihetten ki vaziyet kötülendi. Kötülenmedi yani. Belediyeli de nispeten. O zaman ben arkadaşların rahmetli Yusuf Serveroğlu'nun hayır duasını alarak dedim, Yusuf benim, ben burada olsam ne cemiyete faydam olacak dedim. Bugün yarın adiyesi maddi sıkıntılar. Bire bire dedim, ben dışarıda olsam belki daha da faydalı olurum. Yani cemiyetten kopmadan, cemiyetine belki de yok da yani iş hayatına atladım ben. O zaman Sovyet hükümetinde Argumenti i Fakti denilen bir jurnal var. 28 milyondan artık o bir nüksesini basanda tiraj diyelim. 28 milyondan artık tiraj. Sen tesevvür eder misin ona? Yani Guinness'in rekorlar kitabına düşmüş bir dergi şeydir, gazete durum. Bir zamanlar dergiler çok etkiliydi. Şimdi sen o dergilerle nereye sen etkili olabilirsin? Ya o söyleyen arkadaşlar hayattan çok geri kalmışlar. O YouTube'un ya da ki bugünkü muasir medyanın değerini bilmiyorlar. Ya da onu yana kandırıyorlar. Yani yolasındaki insanlar. Elbette her şeyi ben bilemem. Etrafımda benim, Allah razı olsun, her konuda mesela bazı konuda Halit Bey'le meslekleşirim. Halit Can bunu nasıl eder? Bazı konuda Osman Bey'le, bazı konuda Mühidin Bey'le, bazı konuda Ali Bey'le, hepsinin adını çekiyorum da arkadaşlarla. Böyle. Şimdi YouTube'u, Facebook'u, ondan sonra ne bileyim Messenger'i, onu bunu şimdi çoktur. Bunları küçümsemek yanlıştır her şeyden başka. Yanlıştır. Şimdi o ki kaldı. Bayağı ki senin sözün sizi tanıdılar da rahmetli. Bizi o hafta da tanıyordular da biz sadece müeyyen zaman içerisinde değil mi? Biraz özel iş hayatımız oldu. Sonra da Azerbaycan devleti tarafından yüksek devlet görevlerine biz davet olunduk. Geldik. Yani Azerbaycan kanunlarında da bir devlet memuru içtimai işte aktif iştirak edemez. Ona göre 10-11 yıl içerisinde, 10 yıl içerisinde biz